kollar sıvandı. Buyurun, teşekkür ederim. Bakırköy'de start verildi. Verdik mi maskemizi? Evet, verdik, aldık. Kullanıyor musunuz efendim maskeyi? Kullanıyorum, sürekli. İsterseniz açın bir de bu maskeye bakın. Oradan Taksim'e, Taksim'den de Eminönü'ne geçildi. Hep takar mısınız böyle maskenizi? Takıyorum. Hep takıyorum ama çok unutkanlık var. Bazen unutarak evden çıkıyorum, eve geri dönüyorum. Alışamadınız mı hala? Alışamadım. Son durak Kadıköy'dü. Keyif yapıyoruz galiba. Ya keyif değil de öyle bakınıyorum. Peki maskesiz mi yapıyoruz bu keyfi? Yok ya, kimse yok ki etrafımda. İstanbul'un en önemli meydanlarında TV 100 logolu on binlerce maske dağıtıldı. TV 100 Akve Tekstil'in desteğiyle maske konusunda farkındalık yaratmak için proje başlattı. En kalabalık yerlerden biri olan Eminönü'ndeyiz. Tabii kalabalık artınca koronavirüs riski de daha fazla artıyor. Ancak buna rağmen bazı insanlar hala maske takmıyor. Ya da takanlar da ya çenesinin altına indiriyor ya da burnunu kapatmıyor. Dağıtım için tam 15 bin maske hazırlandı. Akve Tekstil'in yöneticileri de TV 100 ekibiyle birlikte maske dağıtımı için sokaklardaydı. Biz bunun öncüsü olmaya çalışıyoruz. Şimdi de burada onun için insanlara bedava bilinçli şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Son dönemde simitçiden bakkala kadar neredeyse her köşe başında maske satılır oldu. Akve Tekstil Yönetim Kurulu üyesi Cevdet Keresteci bu konuda önemli bir uyarı yaptı. Bazı fırsatçılar tarafından sokaklarda, marketlerde satılmaya başladı. Bunun çünkü belli başlı kriterleri var aslında. Bu kriterler göz ardı edildi. Ve göz ardı edilince de ürünün kalitesi düştü ve asıl amacına hizmet etmemeye başladı. Devlet bu konuda düzenleme yapabilir. Bunları eczacılar kontrolünde satımını, teminini halledebilirse çok daha sağlıklı şekilde insanlar maskeyi takar ve daha huzurlu şekilde bunu kullanırlar. Akve Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selim Keresteci de denetime dikkat çekti. Devletin bu işin yapılmasında üretici firmalara UTS belgesi şartı vardır. Dünya Standart CE belgesi vardır. Bu standartları olan üreticileri denetleyip bunlara malı yaptırıp yapmayanlara ağır ceza vermesi ve bu üreticilerin fatura barkod sisteminden ve QR kodundan takip her kuda olursa bu insanlar doğru noktada mal alır. Bakırköy'de başlayan dağıtım Taksim'de devam etti. Biz aşağıda kalmış. Tamam çekelim yukarıya. Korkmuyor muyuz efendim? Korkuyoruz aslında. Maskeniz de galiba biraz düşüyor, o da olabilir. Yani burnunuz da açıkta kaldı şu anda. O zaman biz size TV 100 maskelerinden verelim. Teşekkür ediyorum. İstanbul'un tarihi semti Eminönü de unutulmadı. Ve son durak Kadıköy oldu. Burnunuz açık mı geziyorsunuz? Hayır efendim. İlk kez mi? İlk kez yolluyorum. Biraz önce sizi burada gördüm ben. Açıktı burnum. Asla burnumu açık bırakmam. İstanbul'un en kalabalık ilçelerini dolaşan TV 100 ekibi tam 15 bin maske dağıttı.